Selamlar herkese. Bugün JavaScript serimizin 6. dersindeyiz. Konumuz listeler. Listeleri 10 bölüme ayırdım. Bu dersimizde bu bölümlerin 5 tanesini işleyeceğiz. Hemen başlayalım. Konularımız da burada zaten. JavaScript'te liste oluşturmak, eleman eklemek, elemanları göstermek, boyutu göstermek, elemanları birleştirmek gibi konularımız var. Burada genel olarak liste yapısını göreceğiz. Listenin elemanlarını nasıl göreceğiz? İçerisine hangi tip devreler ekleyebiliriz? Bunu göreceğiz. Sonra birkaç tane elemanı aralarına işaret koyarak birleştireceğiz. Konsolda nasıl görünüyor? Buna bakacağız. Zaten burada konsolu açtım. Siz de buradan OpenMeet Live Server diyerek daha önce indirmişsinizdir tabii ya da başka bir şekilde çalıştırıyorsunuzdur. Bu konsola gelirsiniz. Şurada sağ tıklayıp incele ya da inspect diyerek buraya ulaşabilirsiniz. Hemen başlayalım. Burayı bir şöyle sileyim ben. Script taglerimiz arasında kodlarımızı yazacağız. JavaScript kodlarımızı. Şöyle bir tane taba atayım. Bir liste oluşturalım. Basit bir liste olsun. İnsanlar olsun mesela. Listeyi oluştururken şöyle köşeli parantez açıp kapatacağım. Sonra da noktayı unutmayalım. Burada insanlar konulu listemizde isimlerimizi yazalım mesela. Kadriye olsun. Şu araya birer tane boşluk yani elemanı yazdım. Nokta virgülü koydum. Bir tane boşluk bıraktım. Format aslında böyle diyebiliriz. Alperen yazdım. Şimdi bunu konsolda bir görelim nasıl görünüyor. İnsanlar değişkeniyle yapmıştım. Şöyle buraya da koyayım. Buraya hemen geldi insanlar listemiz. Şöyle basayım. Burada birkaç tane bilgi görebiliriz aslında. Nokta 2 noktalı virgül diyorum ya. Burada tırnak işareti içerisinde string ifadeleri görebilirsiniz. Daha sonra buradaki işarete basıp 3'ün yanındaki işarete basıp buradaki elemanları teker teker görebiliyoruz. Yanlarındaki sayılar bu elemanların indeksleri oluyor. Yani sıfırıncı indekste Furkan'ın, birinci indekste Kadriye'nin, ikinci indekste de Alper'in olduğunu görebilirsiniz. Burada uzunluğu da yani length'i listede kaç tane eleman olduğunu buradan da görebiliriz. Şurada proto alanı var. Proto alanından aslında her türlü veri tipinde bu proto çıkacaktır. Bir objede de çıkacaktır. Bir array'de de çıkacaktır. Bu bir liste olduğu için, bir array olduğu için array'in içinde burada kullanabileceğimiz işte toString, unshift, işte sort, sum, slice, az sonra mesela biz push komutunu kullanacağız. Pop komutu falan da var. Buradaki fonksiyonları görüyorsunuz. İşte reverse'ı kullanacağız. Konsoldan her türlü veriye ulaşabilirsiniz aslında kullanabileceğiniz. Genel yapısı aslında böyle. Elemanları da görmüş olduk. Peki indeksini bildiğimize göre, buradaki elemanların indeksini bildiğimize göre ben burada insanlar böyle köşeli parantez içerisinde sıfır yazdığım zaman buraya indeks vermiş oluyorum. Kaydettiğim zaman da sıfırıncı indekstekini göster demiş oluyorum. İnsanlar listesinin içindeki sıfırıncı indeksteki elemanı göster demiş oluyorum aslında burada. Bu da zaten direkt Furkan'ı yazdırdı. Burada aslında şöyle bir durum yok. Sadece işte name string şeklinde ifadeler eklemiyoruz buraya. Yani buraya ben true da eklesem bunu bir veri olarak kabul edecek. Şöyle bir listeleyeyim de buraya. Şey isimler gibi görünmesin direkt. Yine sıfırıncı indeksi burada Furkan olacak. Ben burada birinci indeksi göstermeye çalıştığımda true yazacak. Şurayı da unuttum. Buraya taşımayalım. Şöyle bir obje şeklinde de bir şey tutabiliriz burada mesela. Şöyle objemiz diyeyim. Mesela içerisinde şöyle de bir diyeyim mesela. Tekrar görüntülemeye çalıştığımda listeyi kaydettim. Burada objenin de görülebileceğini görebilirsiniz. Bunu şimdilik kaldırayım. Integer bir sayı ekleyeyim. Mesela
23 olsun, yaşımı ekleyeyim. Ya da kaç kiloyum mesela? 75,5 kilo olayım. Burası da bir float değer olmuş oldu. Bu float değeri de liste içerisinde tanımlayabiliyorum. Yani herhangi bir şey sınırı yok. Burada istediğimiz veri içerisine koyabiliriz. Listeye elemanı ekleyip gösterdik. İndeksi verip gösterdik. Şimdi elle değil de normal bir komutla ekleyelim. Listeye nokta push deyip ekle deyip parantezi açacağım. Zaten kullanımını şeyde görmüştük. Şurada Proton içerisinde. Burada push'u görebiliriz. Bu bir fonksiyonmuş. Parantez açıp kapatacağız. Daha sonra içerisine ne eklemek istiyorsak bunu koyacağız. Mesela Gülçin'i ben eklemek istiyorum. Kaydettim. Burada Gülçin'i eklemiş oldu. Listeyi tanımladım. Gülçin'i ekledim. Listenin sonuna eklemiş oldum. Daha sonra ben gösterdiğim için listenin son halini bana göstermiş oldu. Okey, şimdiye kadar herhangi bir sorun yok galiba. Listenin boyutunu da gösteriyordu burada. Buradaki 4 sayısını ben bilmek istiyorum mesela. Burada insanlar olsun tamamen. İşte 100 tane insan ismi olsun burada. Kaç tane insanın olduğunu görmek istiyorum diyelim. Şöyle length metoduyla görebiliyorum. 3 eleman varmış. Burada da problem yok. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Mesela elemanları birleştirmeye gidelim. Ben tarihten örnek vereceğim bunu. Bu örnek hoşuma gidiyor benim. İşte 17 01 olsun. 1996 diyelim. Kaydettim. Şurada tabi length yok. Tarih diyelim. Bunu kaydettim. Liste elemanları göründü. Peki ben bunları nasıl birleştireceğim? Join'e birleştireceğim. Join kat anlamında. Aralarına da şöyle bir slash koyayım. Yani 17'den sonra bir slash gelsin. 01'den sonra bir slash gelsin. 1996'dan sonra gelmesin. Aralarına sadece girsin. Bu şekilde kullanabiliyoruz. Bunun tipine bakalım. Type of diyelim. String şekilde birleştirme yapıyor gördüğünüz gibi. Tamam, şimdilik bu kadar olsun. Diğer 5 konuyu da diğer videoya saklayalım. 6. dersin sonundayız. Bunları uygulamayı unutmayın arkadaşlar. Yoksa aklınızda kalması biraz zor olabiliyor. Sürekli farklı şeylerle ilgilendiğimiz için akılda kalıcılığını sağlamak durumundayız. Yoksa çok havada kalmış oluyor bunlar. Tamamdır. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşürüz.